Peki propolis kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle, propolis kullanırken şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben bunu çok görüyorum. Kovandan alındığı bu haliyle propolisi kullanmak doğru değil. Çünkü propolis içinde bal mumu içerebiliyor. Veya doğadan gelen farklı organik olan bir takım organik, inorganik maddeler de içerebiliyor. Dolayısıyla onun etken maddesinin özütlenmesi gerekiyor. Yani bir çözücüye geçirilmesi gerekiyor. Ve bu çözücüye geçirilme noktasında da teknik ve teknoloji olarak çok farklı çözücüler kullanılıyor. Örneğin etil alkol kullanabilirsiniz. Propilen glikol kullanılıyor. Su kullanılıyor veya yağlar kullanılıyor. Fakat bu çözücülerin de insan sağlığı için bir takım olumlu ya da olumsuz etkileri var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir şey yayınlamış. Propilen glikol eğer kullanırsanız, evet, kilo başına 25 miligramla bunu sınırlandırmış. Ve yapılan bir takım çalışmalarda da şunu gözlemliyoruz. Özellikle propilen glikol ve etil alkol kullanımının bazı durumlarda, bazı alkole intoleransı olan insanlarda negatif etki yaptığı da görülmüş. O nedenle biz genelde etken maddesi yüksek olan, dozu, evet, ayarlanmış olan tek kullanımlık, daha su bazlı, yani etken maddesi, evet, yüksek ama son üründe taşıyıcısı, evet, olanları öneriyoruz. Onları demeyelim, bir sonraki soruya geçelim. Tamam, peki.